2017 senesindeki referandumdan sonra Türkiye zaten son derece karmaşık olan kültürel ayrımlar üzerine oturan bir siyasal ortamda yeni bir ayrımla karşılaştı. O da demokrasi ile otokrasi arasında bir ayrım. Daha fazla demokrasi isteyenler ve daha çok otokrasiyle yönetilebilmemizin sorunlu olmadığını düşünenler olarak iki gruba ayrıldığını görmekteyiz. Bunu çok yakınlarda, yani 2021 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu da gayet açık bir şekilde vurguladı. Demokrasi ittifakıyla karşısında bir otokrasi ittifakı var şeklinde. Buradaki ayrım bu yılın ayrımı değil. Yani 2017'den beri gelen bir ayrım. Aynı zamanda insanlar nasıl oy verdi falan diye baktığınız zaman da bu tür bir ayrımın özellikle 2017 referandumundan itibaren oy verme davranışı üzerinde bir miktar etkisi olduğunu gösteren ufak tefek kanıtlar da var. Daha da güçlenecek mi onu bilmiyorum ama ittifaklara neden gerek duyuldu? O ayrı bir soru. Yani ittifaklara gitmemiz gerekiyor muydu? Hayır. Çünkü sonuç itibariyle ittifaklar %10 barajını belli partiler aşsın diye ortaya konulmuş bir fikir. Eğer %10 barajı olmasaydı ittifaklara gereksinim yoktu. Yani bu barajı daha aşağı indirebilirseniz veya kaldırabilirseniz herhangi bir şekilde ittifak kurmaya gerek duymayacaktınız. Dolayısıyla bu ittifakın herhangi bir siyasal gerekçesi yok. Seçim gerekçesi var. Seçilebilme gerekçesi var. Ama siyasal bir ideoloji, yani madem ki ideoloji üzerinden konuşuyoruz, siyasal bir ideolojiyle bir bağlantısı yok doğrudan doğruya. Ama sonucu itibariyle böyle bir yönelim farklılaşması ortaya çıkarmış oldu. %10 barajının konulma nedenleri çok yıllar önce ortadan kalktı. Ve bunun herhangi bir temel ideolojik özelliği de mevcut değil temel itibariyle. Ve 1990'larda 67. madde anayasada değiştirildiği vakit artık %10 barajının devam etmesi için herhangi bir mantık da kalmadı. Çünkü bu madde değiştikten sonra %10 barajı anayasaya aykırı hale geldi. Neden? Çünkü anayasanın değişikliği Türkiye'deki seçim sisteminin hem temsil adaletini hem hükümet istikrarını bağdaştıracak şekilde çalışması gerektiğini emrediyor. Anayasanın 67. maddesi. Oysa %10 barajı temsil adaletinden uzaklaşmamızı hatta sağlanmaması garanti ediyor. Çok çarpıcı örnekleri var bunun gayet iyi bildiğiniz gibi. İşte 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez iktidara geldiğinde %10 baraj sayesinde Doğru Yol Partisi 9,9'da falan kaldı. Geçemedi barajı. Ve bunun üzerine iki parti meclise girdi ve bunlar içerisinden hemen hemen dört seçmenden birinin oyuna tekabül eden %34 almış olan Adalet ve Kalkınma Partisi sandalyelerin %65'ini aldı. Şimdi bunda temsil adaleti diye herhangi bir şeyin olduğunu iddia edebilmek mümkün değil. Dolayısıyla anayasanın 67. maddesine aykırı bir seçim yasası var. Bir de bu yetmedi, bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruldu bu konuda. Bizi engelliyor diye. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Mahkeme kararına göre Türkiye'deki seçim sadece ve sadece hükümet istikrarını temin etme amacına yarıyor. Bu da demokrasiyle uyum içindedir dedi. Doğru. İngiltere'de de aynı uygulama yapılıyor. Amerika'daki uygulama da benzer. Temsil adaleti bunlar da ön planda değil. Ama bizim anayasanın 67. maddesi var. Anayasanın 67. maddesi temsil adaletini göz ardı edemezsin diyor. Dolayısıyla anayasanın 67. maddesine aykırı bir uygulama neredeyse yani 25-26 yıldır devam etmekte. Ve burada hiçbir sorun görülmüyormuş gibi ne Yüksek Seçim Kurulu'ndan, ne Anayasa Mahkemesi'nden, ne meclisin kendisinden, ne bu kanunu, tabii anayasa değişikliğini yapan meclistir. Meclisin kendisinden herhangi bir tepki almadan da bu şekilde devam ediyor. Onun ortaya çıkarttığı öngörülemeyen bir sonuç bu. İttifaklara gitmek ve ittifaklar yoluyla %10 barajının
altından geçmek veya bir şekilde etrafından dolanmak falan gibi bir süreç yaşamaya başladık. Tabii bu da çeşitli hesaplamaları ortaya getirmeye başladı. Hangi parti %10 barajının altında kalır, hangisi geçer? Altında kalırsa bu nasıl temsille meclise taşınır, nasıl taşınmaz? Dolayısıyla giderek daha fazla eğip büktüğünüz bir takım kararlarla karşı karşıya kalmaya başladık. Bunlar Ersin da Hocam, tabii, sadece %10 barajı mı? Yani milletvekili seçim kanunu veya seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun da yerini bulan o %10 barajı artık bir önemini de ittifaklarla birlikte zaten ortadan kaldırmadı mı? Bizim burada üzerinde durduğumuz nokta ittifaklar ideolojiyi yok etmedi mi? Yani burada asıl üzerinde durulduğu nokta orası değil mi? Çünkü baktığımızda yok, o barajı ortadan yani kaldırmakla birlikte farklı kanatlarda, yani geçmişteki farklı kanatlarda yer alan kesimlerin veya partilerin belirli ittifaklar içerisinde buluştuğuna da tanıklık ettik. Doğru, ama hepsi ittifaklar içinde değil. Şimdi dikkat ederseniz bu hafta Yüksek Seçim Kurulu Gelecek Partisi'nin seçimlere katılmasıyla ilgili bir karar aldı. Ve katılabileceğini, şartları yerine getirdiğini belirtti ve 20. parti olduğunu söyledi. Yeah. Dolayısıyla 20 parti var ama ittifak dediğiniz zaman bir ittifakta iki parti var. Yani Büyük Birlik Partisi dışarıdan destekliyormuş gibi gözüküyor Cumhur İttifakı'nı. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP var büyük ölçüde. Belki biraz Vatan Partisi de dışarıdan destekliyor diye düşünebilirsiniz ama bunlar ittifakın üyeleri değil. Öbür ittifakta da Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi var. Onun dışındaki partiler ittifakın içinde değil. Bunlar 6 parti yapıyor sonuç itibariyle. Onun için bütün partiler ittifakın içinde olarak kabul edebileceğimiz bir sistem yok. Kimi içinde, kimi dışında. Kimisi daha önce uygulanan bir takım formüller vardı. Yani 1991 seçimlerinde uygulandı mesela. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yarışan bazı adaylar Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime girmişlerdi. Ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya SHP'den, daha doğrusu o tarihte SHP'den ayrıldılar. Mesela böyle formüller de uygulanmaktaydı. Yine Saadet Partisi'nde olmakla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçime girmiş olanlar da en son seçimde ittifakın içinde kalmak için girenler oldu. Bu formüller de kullanılmaya devam ediyor. Şimdi burada ideolojilerin etkisinin ortadan kalktığını düşünme için bir herhangi bir sebebimiz yok. Çünkü bu ideolojilerin bir kısmı demokrasiyle barışık bir kısmı değil. Şöyle ifade edeyim, yani dünyada iki tane büyük ideoloji var şeyin dışında. Demokrasinin yanı sıra. Bir tanesi demokrasi tabii kendi başına. Özellikle liberal demokrasi bir ideolojik tercih olarak düşünebilirsiniz. Ama onun dışında Fransız İhtilali ile birlikte güçlenen ve bütün Avrupa'da egemen olan milliyetçilik. Bunun iki türü var. Bir tanesi demokrasiyle bağdaşık olan yurtsever esaslı milliyetçilik. Bir tanesi de demokrasiyle pek bağdaşık olmayan etnik milliyetçilik. Kolaylıkla ırkçılığa ve giderek faşizme dönüşebiliyor. Almanya'da ve İtalya'da özellikle geç milliyetçilik olarak ortaya çıkan, milli devleti kurmakta geç kalan devletlerin milliyetçilik türleri bu temel itibariyle. Bu demokrasiyle çatışabiliyor kolaylıkla. İkincisi sosyalizm. O da 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ve büyük ölçüde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkili hale gelebiliyor. Ve Birinci Dünya Savaşı sırasında yavaş yavaş demokrasiyle bağdaşan bir türü ve bağdaşmayan bir diğer tür ortaya çıkıyor. 1917 Rus İhtilali'nde bağdaşmayan türü totaliter bir Sovyet rejimi kuruyor. Bağdaşık olan türü ise işte Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne giden yolda çeşitli evrimler geçiriyor ve 1959 Bad-Godesberg deklarasyonu ile birlikte Almanya'da demokratik sosyalizm, yani sosyalist fikirlerin, özellikle eşitlikçi fikirlerin ve sınıfsal çatışmaların demokrasi içerisindeki yarışla devam etmesi fikrinin vesaire kabul edildiği bir hale dönüşüyor. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar demokrasi içerisinde ideolojik özelliklerini koruyarak devam edebilen, edemeyen türlere göre ayrılmış durumdalar.